Evet, dünyadan manşetlere de bir göz atacağız. Süheyla hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldin Süheyla. Şimdi tabii ki bir yani ateşkes olur mu olmaz mı ki burada İsrail'in tabii ki yaptıkları bunu biraz zorlaştırıyor ama Amerika'dan alınan kararlar işte dün de aktarmıştık. Bomba, silah en büyük tedarikçisi Amerika'ydı İsrail'in ama Amerika'da artık bunları durdurdu. Azalttı. Azalttı. Gönül isterdi ki tabii ki 35 bin kişi ölmeden bütün böyle bir karar verilirdi. Ama İsrail, Amerikan ve Arap basını değil mi bütün ön plana bu gelişmeyi çıkarmış. Evet. The Jerusalem Post gazetesiyle başlayalım çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden yönetiminin bu kritik kararı orada ilk sayfadan verilmiş. Ne diyor peki haberde? Amerika Birleşik Devletleri gelişmiş düzeydeki bombaların sevkiyatını durdurdu, askıya aldı. 3500 adet bombanın ki bunlar büyük çaplı, çok ciddi yıkıcı olabilecek bombalardı. Refah'ta kullanılabileceği endişesiyle İsrail'e gönderilmediği, bu sevkiyatın geçen hafta askıya alındığı açıklandı. Doğrulandı Pentagon tarafından ve Başkan Biden da dün açıklama yaptı. Aslında İsrail'e şöyle bir jest çekti. Tercihinizi yapın ya Refah'a geniş çaplı kara operasyonu ya da Amerikan bombaları dedi. Eğer Refah'a geniş çaplı operasyon düzenlerseniz, nüfusun yoğun olduğu yerlere girerseniz o zaman bizim desteğimizi almayacaksınız. Bazı mühimmatları, bazı silahları yollamayacağız dedi. Şimdi buradaki bazı ifadesi de önemli. Onu da Wall Street Journal gazetesinde açalım. Ama işte bu gerçekten de kritik bir öneme sahip bu rest. Çünkü 7 Ekim'den bu yana yani Gazze Savaşı'nın patlak vermesinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri ilk kez silah sevkiyatı kartını açmış oldu. Bir adım attı aslında ilk kez. Somut bir adım atmış oldu. Ve aslında hem bu Amerika'daki protestocuların hem de uluslararası toplumun talebiydi. Yani sivilleri öldürüyor İsrail Gazze'de. 35 bine yakın sivili katletti. Evlerinde öldürüldüler, bombalandılar. Çocuk, kadın demeden, işte yaşlı demeden ya da hasta demeden her yer hedef alınırken Amerika Birleşik Devletleri en sonunda Refah konusunda bir adım attı ve Biden şunu da söyledi. Amerika'nın bombalarıyla İsrail sivilleri öldürüyor Gazze'de dedi. Bu da ilk defa bir itiraf niteliğinde geciken bir kabul açıklamasıydı. Peki bu neyi değiştirir? Bu bir dönüm noktası mı? Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkilerinde bir kırılma noktası mı? Gelin bunu irdeleyelim. Hemen Amerikan basına The Wall Street Journal'a bakalım. Şimdi aslında deniliyor ki evet bu çok önemli bir rest. Biden nihayet elindeki en güçlü kozu yani İsrail'i durdurabilmek için atabileceği en güçlü adımı attı. Ama bu tam anlamıyla bir silah sevkiyatını durdurma adımı değil. Bakın sadece belirli bombalar, belirli silahlar yollanmayacak. Ama onun dışında mesela Kongre'de geçtiğimiz haftalarda 14 milyar dolarlık bir yardım onaylanmıştı İsrail'e. O yardımın eksiksiz yapılacağı belirtiliyor. Ne değişiyor ki yani? Ufak hiçbir bir şey. Uyarı gibi bir şey oluyor galiba. Ufak bir uyarı gibi bir şey oluyor. Ya da aslında şey mi? Kamuoyuna mı hani biz bak durdurduk demek yani aslında. Çünkü yaklaşan bir aynı şekilde devam mı ediyor? Bir günah çıkarma diyebiliriz aslında. Bu arada tabii ki İsrail bütün bu mesajları alıyor mu diye baktığımız zaman orada da mesela yetkili isimlerden şu açıklamaları duyuyoruz. Ha böyle mi? O zaman bizim de kendi milli savunma sanayimizi geliştirmemiz lazım diye bir açıklama tabii var. Tabii kısa vadeli bir çözüm olmayacak değil, ama yine sorunuza gelecek olursak o zaman göstermelik bir adım mı? İşte seçim taktiği mi? Amerikan basını da buna dikkat çekiyor. Birazcık yaklaşan seçimler öncesi özellikle Biden Demokrat Parti'de İsrail'e verdiği koşulsuz destek nedeniyle oy kaybına uğramışken birçok eyalette böylesi bir manevrada yaptığı belirtiliyor. Yani seçimler öncesinde yeniden başkan olma şansını artırmak için de bunu yaptığı yönünde yorumlar var ve bunu en çok destekleyen argüman da dediğimiz gibi aslında İsrail'e silah sevkiyatının çok büyük oranda devam edecek olduğu, bunların etkilenmeyecek olduğu ve Biden şöyle bir ayrım da yaptı. Tamam biz bazı büyük çaplı bombaları vermeyeceğiz, gelişmiş bombaları sevk etmeyeceğiz eğer Refah'a girerlerse ve orada sivilleri öldürürlerse ama İsrail'in savunmasına desteğimizi sürdüreceğiz. Yani demir kubbe sisteminin
tüm gereken unsurlarını, parçalarını tedarik etmeye devam edeceğiz de dedi. Tabii 76 yıllık bir Amerikan-İsrail işbirliğinden bahsediyoruz. İsrail'i 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana silah anlamında donatan Amerika kadar başka hiçbir ülke yok. Evet, evet bir dönüm noktası ama kırılma noktası değil. Netanyahu'ya rağmen böyle bir kırılma olmaz diyorsun. Kesinlikle. Peki, öyle yorumlar var. Arap basını orada da tabii ki aynı şey manşetlerde görülüyor değil mi? Evet, orada da Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e bomba sevkiyatını durdurması haberi manşette ama bir de sonuçta manşette. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri böyle bir rest çekti ama ki geçen hafta çekilmişti aslında bu rest. Yeni değil, sadece yeni teyit edildi ve daha da ellerini artırma durumuna geçtiler. Peki bir şey değişti mi? Hayır, İsrail Refah'a girdi. Refah'ın merkezinde değil ama çevre kısmında eteklerinde çatışmalar devam ediyor. Zaten oralar böyle bir boşaltılmıştı değil mi? Evet. Yani İsrail şöyle bir taktik izliyor. Hem Biden'ın kırmızı çizgilerine çok basmadan Refah'ta hem de aşırı sağcı bakanları hani bu koalisyon hükümetini dağıtmakla tehdit eden bakanlar vardı ya. Ya Refah'a girersiniz ya da biz koalisyondan çekiliriz diye tehdit savuran. Onları da birazcık gözlerini boyamak adına sınırlı bir operasyon taktiği izliyor şu anda Refah'ta ama bu sınır her an aşılabilir. Yeniden Gazze'nin diğer bölgelerinde olduğu gibi nüfusun yoğun yaşadığı yerlere de girilebilir. Çünkü bunu ne yazık ki hep gördük ve şu anda zaten insani bir sonucu da derhal gördük Refah'ta. Çünkü Refah sınır kapısını işgal edince İsrail ordusu oradan çok sınırlı da olsa yapılan yardımlar yine tamamen durdu. Bakın ne gıda, ne su ne de yakıt geçişi yapılabiliyor o noktadan. Dolayısıyla Gazze gerçekten de zaten var olan insani dramın daha da ağırlaştığı bir tablonun içinde. Evet. Evet. Çin mesela, Çin basını, İspanya basını, Çin liderin Avrupa'ya yaptığı ziyaretler bir yandan Avrupa için ve Amerika için tehdit olarak görünüyor. Ama öbür tarafta birlik içerisinde olmasa bile bazı ülkelerle yaptığı ticari anlaşmalar Çin'in. Tabii. Mesela onlarca anlaşmadan bahsediyoruz değil mi? Evet, Çin lideri Xi Jinping geçen günlerde neredeydi? Fransa'daydı. Bir Avrupa turuna çıktı 5 yıl aradan sonra ilk kez. Bu önemli, çok takip ediliyor. Tabii ki Avrupa basınında da ikinci durağı da Sırbistan oldu. Balkan ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ile ilişkileri biraz sorunlu, limoni olan bu ülkeyi seçti. İşte görüyorsunuz Çin basınında o ziyaretten kareler ne kadar geniş geniş yer verilmiş. Çünkü 28 anlaşma imzalandı. 28 alanda işbirliği anlaşması. Xi Jinping dedi ki bizim dostluğumuz kaya gibi sağlam. Stratejik ortaklık seviyesindeydi ilişkiler resmi olarak. Bunun da seviyesi yükseltildi ve ortak geleceğe sahip iki ülke düzeyine çıkarıldı. Bakın bunlar sembolik, önemli mesajlar. Ve de tabii ki ziyaretin zamanlaması da önemliydi. Çünkü tam 25 yıl önce NATO'nun Belgrad'ı bombaladığı zaman Çin'in büyükelçiliği de yanlışlıkla hedef alınmıştı Amerikan ordusu tarafından ve 3 Çinli gazeteci öldürülmüştü ve büyükelçilik binası tamamen imha olmuştu, yok olmuştu. Xi Jinping dedi ki biz bunu unutmayız ve tarihin tekerrür etmesine izin vermeyiz dedi. Amerika'ya bir mesaj yolladı ki Amerika Birleşik Devletleri o dönem Çin'den özür dileyip elçiliğin yeniden inşasının bütün masraflarını üstlenmişti. Dolayısıyla çok tesadüfi değildi bu ziyaretin zamanlaması. Doğrudan Amerika'ya bir mesaj yollama kaygısı vardı. Ve dediğimiz gibi şimdi iki ülke aslında Çin'in de Avrupa'da, Balkan coğrafyasında nüfuzunu artırmasına imkan verecek bir şekilde ilişkilerini daha da ileriye taşıma kararı aldılar. Evet. Ve bakalım nasıl karşılanmış. Biz bir resmi fotoğrafları görüyoruz Çin basında ama La Vanguardia başka bir açıyı ilk sayfasında aktarmış. İspanyol basını, bakın görüyorsunuz bir pop star gibi belki bir papa gibi de diyebiliriz. Çok büyük bir kalabalıkla karşılandı Çin lideri Belgrad'da. Daha yaklaştırırsak da o fotoğrafı iyi olabilir. Çünkü 20 bin kişilik bir resepsiyon, bir karşılama komitesi yapıldı Xi Jinping için. Kalabalık Çin bayrakları açtı, Çin diye slogan attılar. Bu tabii ki
özellikle güç konusunda gövde gösterisini seven Xi Jinping'in çok hoşuna gidecek bir jest açıkçası. Şunun da altını çizelim. La Vanguardia da aktarmış. Sırbistan Avrupa Birliği'nden alamadığı yatırımları diğer ülkelerden almaya çalışıyor ve dev bir Asya ülkesinin yatırımlarına can atıyor yorumunu yapmış İspanyol gazetesi ve baktığımızda Sırbistan'ın en büyük yabancı yatırımcısı da gerçekten Çin ve Xi Jinping de şunu dedi. Çin'in Orta ve Doğu Avrupa'daki ilk stratejik ortağı da Sırbistan'dı. İşte böylesi önemli bir ilişki ağı var iki ülke arasında. Evet, Fransız basınına bakalım. Marsilya. Değil mi? Olimpiyat ateşi oradan başladı. Evet, olimpiyat ateşi olimpiyadan çıkmıştı ve artık çok tarihi bir gemiyle 19. yüzyıldan kalma, evet, o gemiyle, Belem gemisiyle Marsilya'ya ulaştı. Artık olimpiyat ateşi Fransız topraklarında. 26 Temmuz'da başlayacak yaz olimpiyat oyunları Paris'te. Şimdi olimpiyat meşalesinin Fransa turu da başlayacak. İlk durak neresi dedik? Marsilya. Le Figaro gazetesi olimpiyat ateşi Marsilya'da yandı manşetiyle çıkmış. Orayı ısıttı. Çok coşkulu bir karşılama töreni vardı orada da. 150 bin kişi katıldı. 6 bin polis görev yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşi de oradaydı. Bir de bizi ilgilendiren bir detay var. Marsilya'da olimpiyat ateşini yakacak olan kişi çok tanıdığımız bir isim. Galatasaray'ın eski futbolcusu Drogba. O bu onura layık görüldü diyelim. Evet, Fransa gerçekten de coşkulu olimpiyat oyunlarına geri sayımda. Neden Drogba seçildi? Çünkü Marsilyalı bir yandan da orada da yaşadı. Marsilya'daki bölümde de ona böyle bir onur verildi. Evet, ve İngiliz basını. Evet, Kraliyet ailesi. Bizim izlerimiz hemen geliyor burada. Kraliyet ailesi bir yana, değil mi? Evet, ama ya, işte yani çatışmalar devam ediyor. Ya bu arada Kral Charles da Kate Middleton da yok ortada. Yani evet, hasta dedik, denildi falan ama biraz sanki böyle bir ortada yoklar hala. Bir... Kate Middleton özellikle hiç yok. Kral Charles şimdi ara ara kamu etkinliklerine katılıyor. Dün de örneğin Buckingham Sarayı'nda ilk bahçe partisini verdi. Ama çok zamanlama önemliydi. Çünkü kral bahçe partisi verirken sadece 3 kilometre uzağına kadar gelmişti oğlu Prens Harry, ki aralarının açık olduğunu biliyoruz. Prens Harry Londra'ya gelince babasıyla da görüşmek istedi ama saraydan ret yanıtını aldı. Kralın çok işi var, meşgul, seninle görüşemez dediler. İşte o meşguliyet sırasında iki kişinin dünyalarının ayrı olduğu 3 kilometre yakın olmalarına rağmen ortaya çıktı. Peki, teşekkür ediyoruz Seyla Hasan.